İstanbul'un Suriçi bölgesinde Vefa semtindeyiz. Vefa, Osmanlı eserleriyle ve içerisinde barındırdığı mübarek zatların kabirleriyle dolu kutlu bir semttir Büyük Osmanlı Devleti'nden beri. Burada Vefa'da yeni ismiyle Cemal Yener Tosyalı Caddesi'ndeyiz. Eski ismiyle Kovacılar Caddesi üzerindeki Ekmekçizade Ahmet Paşa Medresesi'ndeyiz. Molla Hüsrev Camii'nin hemen karşısında bulunuyor bu medrese. Tam 400 yıldır ümmeti Muhammed'e hizmet ediyor bu kutlu mekan. Kim bilir bu medresede nice büyük ilim adamları ve takva sahipleri yetişmişti. Büyük Osmanlı Devleti'ni ayakta tutan, büyük İslam alimlerinin bu medreselerde yetişmesiyle bugün Yüce İslamiyet hala yaşanmaktadır. Batılıların onca saldırılarına rağmen bu iman hamuru, bu milleti ayakta tutabilmiştir yüzyıllar boyunca. Bu iman abidesi medrese, bir ilim yuvası olmakla beraber, içerisinde mübarek zatları barındıran bir de türbesi bulunmaktadır. Ekmekçizade Ahmet Paşa Medresesi içerisinde yatan mübarek kişiler şunlardır. Bu medreseyi yaptıran Ekmekçi Ahmetzade Ahmet Paşa, 1618 yılında vefat etmiştir. Diğer mezar-ı şerifte yatan ise Ekmekçizade Ahmet Paşa'nın eşi Hanım Sultan, 1626 yılında vefat etmiştir. Diğer bir mezar, Ekmekçizade Ahmet Paşa'nın akrabası Ahmet Vasıf Efendi'dir. Ahmet Vasıf Efendi de 1894 yılında vefat etmiştir. Ahmet Vasıf Efendi'nin hanımı da burada medfundur. Ahmet Vasıf Efendi'nin torunu Siret Bey de buradadır. Yine burada yatan Hafız Mehmet Efendi. 100 yıllar boyunca insanlığa, ümmeti Muhammed'e hizmet etmiş olan bu mübarek zatlar burada yatmaktalar. Klasik Türk mimari usulüne göre yapılan türbede 8 sanduka bulunmaktadır. Şimdi bu ilim yuvası medreseyi yaptıran Ekmekçizade Ahmet Paşa'yı tanıyalım. Ahmet Paşa, kendisi aslen Edirneli, zengin bir sipahinin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Ailesinin zenginliğinden dolayı gençliğinde de ekonomik hayatı rahatlık içerisinde geçer Ahmet Efendi'nin. Edirne'den İstanbul'a gelir Ekmekçizade Ahmet Paşa. İstanbul'da cizyedarlık, mukatacılık, yani devlet malının kiralanması hizmetlerini yaptıktan sonra defterdar vekilliğine kadar yükselir. Üstün matematiksel bir ticari zekasıyla hesap işlerinde çok kısa sürede ün yapmıştır. Bu başarılı çalışmaları sonucu ilk olarak Osmanlı ordusunda mali işler bölümüne atanmıştır. Kısa zamanda yüksek çalışma kapasitesiyle devletin üst kademelerine kadar yükselebilmiştir.
Mahmud Paşa'nın ölümü üzerine 1606 yılında vezirlikle atandığı baş defterdarlığı 1613'te azlene kadar sürdü. On yıla yakın bir süre baş defterdarlık görevini yapmıştır. 1604 yılında ordu defterdarlığına getirilir. 2 yıl Avusturya cephesinde görev yapar. Uzun süren savaş yıllarına rastlayan defterdarlığı sırasında daha çok cephelerde bulunur. 1615 yılında Sadrazam Öküz Mehmet Paşa'nın İran seferi sırasında Sadaret Kaymakamlığına getirilir. Devlet idaresinde valilik, kubbe vezirliği, Sadaret Kaymakamlığı yapmıştır. Sadrazamın yani padişahtan sonraki ikinci yetkilinin de güvenini kazanmış olmasına rağmen Kuyucu Murat Paşa ile aralarında anlaşmazlık çıkmıştır. Kuyucu Murat Paşa ile Ekmekçizade Ahmet Paşa arasında çıkan bu ihtilaf şu sebepten doğmuştur. Devrin Sadrazamı İbrahim Paşa, defterdarı Ekmekçizade'ye, "Murat Paşa fakirdir, arada sırada yardım edin" tembihinde bulunur. Sadrazamdan gelen haberciye, baş defterdar, yani bugünkü anlamda ekonomi bakanı olan Ekmekçizade şu cevabı verir. "Sizin paşanızdan dünya bezdi. Paşalık züğürt adam kârı değildir. Her müflis, her iflas etmiş beyler beyini hazineden gözetmeye kalkarsak hazinenin hali nice olur" der ve yardımcısını geri gönderir. Aradan aylar yıllar geçer. Sultan 1. Ahmet İran üzerine savaş başlatır. İşte tam bu sırada Kuyucu Murat Paşa İran seferi sırasında sadrazam, yani padişahtan sonra ikinci adam yetkisine ulaşır. Böylece Ekmekçizade ve Kuyucu Murat Paşa arasındaki polemik şiddetlenir. Sultan bu kavgada Murat Paşa'yı tuttuğu için Ekmekçizade Paşa Ekonomi Bakanlığından azledilir. Böylece Ekmekçizade Ahmet Paşa ilk olarak Karaman Eyalet Valiliğine, oradan da Halep'e gönderilir. Ama Ekmekçizade Paşa hizmetlerini aksatmadan devam eder. Ekmekçizade Ahmet Paşa devletine sadakatıyla tanınmış bir paşaydı ve verilen her görevi de hakkıyla yapmaya devam etti. Devrim tarihçileri "Osmanlı'nın en büyük maliyecilerinden birisidir" ifadesini Ekmekçizade için kullanmışlardır. Devlet büyüklerinin sevgisini kazanabilen, şeref ve vatan sevgisi dolu bir insandı Ahmet Paşa. Mali konularda derin bilgisiyle tanınan Ahmet Paşa, büyük bir servetin sahibiydi. Ama bir o kadar da cömert bir insandı. Vefat ettiğinde 1000 yük, yani 1 milyon altın miras çıktı. Ekmekçizade Ahmet Paşa, hayır ve hasenatı çok severdi. Memleketi olan Edirne'ye yaptırdığı han, fakir fukaraya yüzyıllarca hizmet etmiştir. Yine Edirne'de kendi parasıyla yaptırdığı 8 kemerli köprüsü 400 yıldır insanlara hizmet vermektedir. Gene kendi parasıyla yaptırdığı onlarca çeşmeyle de hayırlarını devam ettirmiştir bu büyük insan. Bunlarla da kalmayan Ekmekçizade Ahmet Paşa, İstanbul'un Koca Mustafa Paşa Camii'ne bir kapı, bir mahvel ile Eyüp Sultan Camii'ne de musalla önündeki ilaveyi yaptırmıştır.
Ekmekçizade Ahmet Paşa'nın türbesi, medrese ile sebil arasında bulunmaktadır. Kesme taştan kare planlı olan türbenin üzeri kubbe ile örtülüdür. Türbenin içerisinde yapıldığı dönemin sanatsal özelliklerini yansıtan 17. yüzyıl kalem işleri bulunmaktadır. Burada Vefa'da yaptırdığı bu medresede 1792 yılında 24 kişi ikamet ederken bu sayı 1869'da 55 kişiye yükselmiştir. 1914 yılı teftiş raporlarında ise 20 öğrenci kaydedilmiştir. Hala öğrenci yurdu olarak kullanılan bu mekan yüzyıllardır hizmetini sürdürmektedir. Yapı 1618 tarihinden önce Sultanahmet Camisi'nin mimarı Sedefkar Mehmet Ağa tarafından inşa edilmiştir. Yapı malzemeleri köfeki taş ve kısmen mermerdir. Türbenin girişi üzerindeki sundurma da yıkılmıştır. Sundurma ortadan kalktıktan sonra ortada kalan mermerler ise görkemli bir işçiliğin izlerini taşımaktadır. Dershaneler ve türbenin dışında taş tekneler sokağı kenarında, içinde pek çok mezar taşı bulunan, etrafı duvarlarla çevrili, oldukça geniş bir hazire vardır. Pek bakımlı olmayan bu hazirenin içinde son yıllarda kaçak bir duvar yapılmış, bir kısmı tanzim edilen mezar taşlarından, yeri belli olmayanlar ise duvar diplerinde istiflenmiştir. Yüzyıllardır üç kıtaya hükmeden Osmanlı'dan arta kalan bu miraslar, günümüz insanına pek çok mesajlar vermektedir. 600 yıl boyunca üç kıtada hakimiyet sağlamış Osmanlı'dan geriye kalan bu hatıralar muhakkak korunmalıdır. Yeni nesillerin korumasını ve dikkat çekmesini beklemektedir. Allah hepsine rahmet eylesin. Amin.